Merhabalar. Ben Profesör Doktor Yakup Tomak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanıyım. Bugün sizlerle anestezi nedir, güvenli anestezi nasıl uygulanır bu konuları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Anestezi an ve estezi kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. An olumsuzluk eki, estezi ise duyu, his manalarına geliyor. Yani anestezi hissizlik, duyusuzluk olayların farkına varmama anlamları taşımakta. Peki anestezi uygulamaları kimler tarafından yapılıyor? Anestezi uygulamaları 6 yıllık tıp fakültesini bitirip ardından da 5 yıl anesteziyoloji ve reanimasyon ihtisası yapan anestezi uzmanları yani tıp doktorları tarafından yapılmakta. Tabii ki bizimle beraber çalışan çok kıymetli anestezi teknikerlerimiz de var. Onlarla birlikte bu uygulamaları yapıyoruz. Peki anestezi uygulamalarına geçmeden önce güvenli olarak nasıl yaparız bu işi? Tabii ki hastalarımızı biz öncesinde anestezi potniğinde değerlendiriyoruz. Fizik muayenelerini yapıyoruz. Ardından laboratuvar tetkiklerini, görüntüleme tetkiklerini değerlendirip uygulanacak olan cerrahiyi de göz önünde bulundurarak hastamızla da görüşerek anestezi tekniğimizi uygulayacak olduğumuz anestezi türünü belirliyoruz. Peki nerelerde anestezi uygulaması yapıyoruz? Yalnızca ameliyathanelerde değil tabii ki. Endoskopi ünitelerinde, tüp bebek ünitelerinde, MR uygulamalarında pek çok yerde ameliyathane dışı anestezi dediğimiz anestezi uygulamaları yapmaktayız. Ne tür anestezi uygulamalarımız var? Çok bilindiği gibi bir genel anestezi uygulaması. Yani hastanın uyuduğu anestezi uygulaması. Onun haricinde epidural, spinal, periferik blok dediğimiz blokla yapılan anestezi uygulamaları şeklinde değişik anestezi uygulama şeklimiz var. Yani hastamızın olacak olduğu cerrahiye göre hangi ameliyatı olacaksa ona göre biz hastamızla ve cerrahımızla da görüşerek anestezi türümüzü belirliyoruz ve güvenli bir şekilde anestezi uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız müsteri olsunlar. Artık teknolojinin gelişmesi ve anestezi uzmanlarımızın tecrübesiyle birlikte Anestezi uygulamalarımızı güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum.